Biteksen emtia piyasasını sunar. Efendim EkoTürk TV ekranlarından tekrar hepinize merhabalar. Ben Erhancan Umut ve MTA Piyasası programı ile karşınızdayız. Bu program format gereği MTA Piyasası'nı ilgilendiren gelişmeleri ve teknik görünümleri, son durumları şöyle fiyatlamalar noktasında masaya yatıracağız. Tabii ki bu hafta önemli gelişmeler yaşanıyor ama en önemli gelişme bugün Amerika cephesinde açıklanacak olan enflasyon verisi olacak. Birazdan zaten grafik eşliğinde hem manşet hem de çekirdek bazdaki beklentileri değerlendireceğiz. Daha doğrusu piyasanın beklentisi ne şekilde evrilmiş durumda onları göstereceğiz. Ama gelin şöyle dilerseniz zaten bu hafta genel itibariyle öyle çok ciddi anlamda yoğun, çok kuvvetli oynaklık oluşturabilecek gelişmelere sahne olmayan bir hafta olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla genel itibariyle şöyle bir MTA piyasasını ilgilendiren, MTA piyasasında en azından hareketlilik oluşturma ihtimali bulunan 5 önem verdiğimiz maddeyi ön plana çıkartalım. Maddelerimizden ilki hazinenin 10 yıllık Eurobond ihraç rakamları belli oldu. Yurt içi için söylüyoruz bunu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2033 vadeli Eurobond ihracında faiz %9.75, ihraç tutarı 2.75 milyar milyar oldu. Ve Hazine Bakanlığı'nın 2033 vadeli Eurobond ihracında faiz %9.75, ihraç tutarı ise 2.75 milyar dolar oldu ve 19 Ocak 2023 tarihinde sonuçlanacak tahvil ihracında hedeflenen fiyatın %97,5 oranında karşılanması beklendiği de belirtildi. Aynı zamanda tahvil ihracında yetkilendirilen bankalar Citibank, Goldman Sachs ve Standard Chartered Bank olarak belirlenmiş oldu. Bir diğer haberimiz ABD'ye göre tavan fiyat uygulaması Rusya'nın petrol gelirlerini düşürdüğü, bu haberi dün de dile getirdik çünkü önemli bir haber. ABD Hazine Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili gazetecileriyle yapmış olduğu telekonferans görüşmesinde Rus petrolü için tavan fiyat uygulamasının Rusya'nın petrol gelirlerini düşürdüğünü söyledi. G7 üyeleri Avrupa Birliği ve Avustralya Rus petrolü için 60 dolar fiyat sınırını 5 Aralık'ta uygulamaya koymuşlardı. Bunu da hatırlatmak istedik ve Rus petrol ürünleri için de fiyat sınırı 5 Şubat'ta uygulamaya girecek. Yani 5 Şubat tarihinden itibaren bu 60 dolarlık fiyat sınırı da uygulamaya girecek. Bir diğer haberimiz ABD'de demiryolu ile taşınan kömür miktarında artış kaydedildi. ABD'de demiryolu ile taşınan kömür miktarı 7 Ocak ile sona eren haftada geçen yılın aynı haftasına göre %16,1 oranında artış kaydetti ve ABD Demiryollar Birliği tarafından açıklanan verilere göre demiryolu ile 63.928 vagon kömür taşınmış oldu. Kanada'da demiryolu ile taşınan kömür %92,6 artışla 7.387 vagon olurken Meksika'da %19,4 artışla 37 vagon olarak da açıklandı. Dolayısıyla enerji krizinin olduğu bir atmosferde özellikle doğalgaz noktasında, petrol fiyatları noktasında 2022 gerçek manada bir enerji krizi yılı oldu. Belki de 2023 yılında da bunları yaşayacağız. Tabii ki yılın geri kalanında bütün bu konuları hem bu ekranlardan değerli konuklarımızla beraber de değerlendirmeye çalışacağız. Ama doğalgaz ve petrol noktasındaki yaşanan bu kriz atmosferi özellikle kömürü olan talebi de ciddi anlamda arttırdığını, hatta 2022 yılı yani geçtiğimiz yıl itibariyle karbon izin kontratlarında yeni rekor seviyelere ulaştığını görmüştük. Bunun en önemli sebebi haliyle kömürü olan talebi, yani kömür kullanımının arttırılmasıydı, artmasıydı. Bir diğer haberimiz Bulgargaz ile BOTAŞ arasındaki anlaşma onay aldı. Bulgaristan Bakanlar Kurulu Bulgargaz ile boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi arasında doğalgaz alanında işbirliği öngörüsünü anlaşmayı onayladı. Edinilen bilgilere göre anlaşma ile Bulgargaz'ın Türkiye'den başta Saros olmak üzere 5 sıvılaştırılmış doğalgaz terminallerinden alım sağlanacağı da açıklandı. Bulgaristan tüketicilere yıllık 1.3 milyar metreküp doğalgaz sağlayacak. Bir diğer unsur, bir diğer haberimiz ABD'den haftalık stok verileri açıklandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 6 Ocak haftasında geçtiğimiz haftaya göre 19 milyon varil artarak 439 milyon
600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 100 bin varil artarak 226 milyon 800 bin varil şeklinde gerçekleşti. Dizel stoklarda 1 milyon 100 bin varil azalarak 117 milyon 700 bin varil olurken stratejik petrol rezervlerinde 80 bin azalışla 371 milyon 600 bin varile kadar stokların düştüğünü gördük. Evet, haber başlarımız bu şekildeydi. Hem yurt içi hem de küresel tarafta yaşanan gelişmeleri şöyle kısaca bir değerlendirdik. Gelin şimdi bakalım son durumdaki emtia cephesinde yaşanan fiyatlamalara şöyle kısaca bir göz atalım. Çünkü altın fiyatları dün 1880 dolar seviyelerinin üzerinde fiyatlanıyordu ons altın. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada da dünkü kapanışa göre çok hafif bir yükseliş hareketi var. Ve 1882 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlamaların oluştuğunu takip ediyoruz. Tabii ki altın fiyatlarındaki bu yukarı doğru hareketlenme eşliğinde gram altın fiyatlarında 1136 TL seviyesinde oluştuğunu takip etmekteyiz. Dolar TL'de oldukça sabit bir fiyatlama var. Zaten 18.78'lerde bir süredir git gel yapan bir fiyatlama var. Yani aslında bakarsanız bir oynaklık yok. Oldukça sabit. Gümüş fiyatları dolar bazında yani küresel piyasalarda 23 dolar 68 sent seviyesinde işlemlerin oluştuğunu takip ediyoruz ve TL bazında da 14.3 TL yani 14 TL seviyelerinde işlemlerin oluştuğunu görmekteyiz. Kıymetli madenlere şöyle baktığımız zaman paladyum yani 1780 dolar seviyeleri üzerinde fiyatlanıyor ve hafif montanlı bir yükseliş hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta platin 1071 dolar seviyesinde işlemler oluşuyor. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman Brent petrol 80 dolar seviyelerinin üzerinde hatta 83 dolarlara yaklaşmış durumda. Dünkü kapanışa göre net bir değişiklik yok ama WTI yani Amerikan tipi ham petrolde de yine 75 dolar seviyeleri yukarı doğru aşılmasıyla beraber bir miktar yükseliş hareketi hız kazanmış durumda ama hem Brent hem de WTI yani Amerikan tipi ham petrol fiyatlamaları birazdan grafikler eşliğinde bakacağız. Çünkü önemli teknik seviyelere yaklaşıldığını görüyoruz yukarı yönde. Son olarak doğalgaz fiyatlarına şöyle bir bakalım. Orada da %1.23 oranında bir yükseliş hareketi var ve ABD tipi doğalgaz fiyatlarında 3 dolar 72 sent seviyesinde işlemlerin oluştuğunu görmekteyiz. Evet, fiyatlamalarımız bu şekildeydi. Bugünün en önemli gündem maddesini az önce zaten yayının en başında da söyledik. ABD cephesinde gelecek olan enflasyon verisi. Peki enflasyon datası geçtiğimiz ay ne geldi ve son gelecek olan datada ne bekleniliyor? Evet, şöyle ekranlara da şu anda yansıtılmış durumda. Önceki açıklanan veri %7.1 seviyesindeydi ve enflasyonda manşet tarafta yıllık bazda geri çekilmenin devamı bekleniliyor. Ve bu sayede de %6.5 seviyesine doğru bir düşüşün olma ihtimalinden bahsediyor piyasa. Yani piyasalardaki manşet taraftaki genel beklenti %7.1 seviyesinden %6.5 seviyesine doğru manşet tarafta geri çekilme olacağına yönelik. Peki yıllık bazda çekirdek taraftaki durum ne? Son gelen veri %6 idi ve burada da %5.7 seviyesine kadar bir düşüş öngörülüyor piyasalar tarafından. Yalnız şunu net olarak söyleyelim. Dün JP Morgan tarafından bir rapor yayınlandı ve JP Morgan daha doğrusu Amerika enflasyonuna ilişkin tahminlerini paylaştı ve bu tahminde beklentilerin de altında kalacak. Yani diğer bir tabirle beklentilerden daha kuvvetli bir şekilde Amerika cephesinde hem manşet hem de çekirdek enflasyonda düşüş hareketi beklediğini dile getirdi JP Morgan. Tabii ki bu beklenti küresel tarafta tabana yayılmış bir beklenti. Yani şu anda ekranlarda yansıyor. 7.1'den 6.5'lara değil de belki 6.5'ların da altına doğru sarkması ihtimalinin kuvvetli olduğu bir beklenti paylaşıyor şu anda piyasalar. Yani piyasalar bu şekilde bir beklenti içerisinde. Bu durumda çok doğal olaraktır ki özellikle küresel çapta pozitif beklentiler eşliğinde piyasaları destekliyor. Zaten isterseniz gelin buradan hemen grafiklere odaklanalım. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi bu beklentiler eşliğinde yani bugün açıklanacak Amerika cephesindeki gelecek enflasyonun zaten geri çekilme kaçınılmaz. Çünkü baz etkisi de açıkçası dinamikler içerisinde girmiş durumda. Ve beklentilerden daha kuvvetli bir enflasyonda geri çekilme beklentisinin de olması dolar endeksini aşağı doğru baskılamaya devam ettiriyor. Ve 103 seviyesinin altındayız. Dolayısıyla dünkü yapmış olduğumuz analizler
Yine aynı ekranda, aynı programda, aynı saatte yapmış olduğumuz analizler bugün de geçerliliğini birebir şekilde korumakta. Zaten teknik olarak 105 seviyesinin aşağı doğru geçilmesiyle beraber bakın haftalık grafikleri baz aldığında hatırlatma babında bir daha söylüyorum. Çünkü önemli bir grafik. Çünkü bakın bu grafiğe baktığımız zaman hem Fibonacci %38.2 seviyesinin altındayız. Hangi seviyeydi burası? 105 seviyesiydi. Haftalık grafikleri baz aldığında 8, 21 ve 55 periyotluk üstel ortalamaların da altında fiyatlamaların oluştuğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla teknik bazda geri çekilmenin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli. Eğer bugünkü enflasyon verisi beklentilerin de altında gelirse, yani beklentilerden de daha kuvvetli bir şekilde geri çekilmenin olduğu görülürse enflasyonda, 102 seviyesinin dahi altının test edilebileceği bir dolar endeksiyle karşı karşıya kalabiliriz. Burası da 89 dolarlardan 114, yani 115 ortalama 115 dolarlara kadar yaşanan yükselişi Fibonacci %50 seviyesidir. Neresi? 101.96. Yuvarlak hesap 102 diyebiliriz. Dolayısıyla zaten 105 seviyesinin altındaki fiyatlamalar devam ettiği sürece 102'lere kadar geri çekilme hareketleri söz konusu olabilir. Peki 102'lere geldikten sonra diyelim ki geldi. Tamamen senaryo oluşturuyoruz. Buraların bir anda gümbür gümbür aşağı doğru kırılma ihtimali biraz zayıf karşılıyorum. Yani benim beklentim bu şekilde. Dolayısıyla 101-102 bölgesine doğru girmesiyle beraber dolar endeksinde hafif montanlı bir toparlanma söz konusu olabilir. 103'lere, 104'lere, belki de 105'lere kadar. Ama mevcut durumdaki yaşanacak olan gelişmelere bağlı olarak şu anda FED Şahin tonunu piyasaya göre bir miktarda arttırmış durumda ama en azından şu anda bölgesel FED başkanlarının yapmış olduğu açıklamalar her ne kadar piyasanın beklentisiyle çok minik bir çelişme içerisinde olsa da yine de sürpriz değil. Yani bunu geçen seneden beri biliyoruz. FED noktasal grafiklerini de yayınladı Aralık FOMC toplantısında ve dedi ki politika faizi 5.10 seviyesine yükselecek. Yani bu şu demek, %5-5.25 bandına getirilecek. Nedir? Politika faizi. Dolayısıyla bu durum bile olsa dahi 102 seviyenin aşağı doğru geçilmesiyle beraber 99 seviyesine kadar düşüş hareketleri söz konusu olabilir. Yani 100 seviyesini dahi bu yıl içerisinde altına dolar endeksinin indiğini görebiliriz. Bas senaryo, benim kişisel olarak bas senaryom bu şekilde. Tabii ki böyle bir durumda Euro-Dolar paritesinde bir yükseliş hareketi söz konusu olacaktır. Olması beklenebilir. Dolayısıyla dolar endeksindeki geri çekilmeyle beraber hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke para birimlerinin Amerikan dolarına karşı daha pozitif bir performans gösterme ihtimali kuvvetli olacaktır. Dolayısıyla 102 aşağıda yakından takip ediyoruz. 102'nin aşağı doğru kırıldığı bir ortamda 99 seviyelerine kadar dolar endeksinde bir geri çekilme görülebilir. Yani 100 seviyesinin altı test edilebilir ama o seviyelere inerse şayet ki 99-61.8 seviyesidir Fibonacci'de az önce bahsettiğimiz yani 89'dan 115'lere yaşanan yükselişin Fibonacci 61.8'i 99 seviyesinden geçer. 100 seviyesinin altına doğru bir inme söz konusu olsa dahi kalıcılık sağlanacak mı sağlanmayacak mı orası apayrı bir tartışma konusu. Kalıcılık sağlanma ihtimali birazcık zor olarak en azından mevcut gelişmeler dahilinde zor olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi dolar endeksinden bahsettik. Gelin bir de ABD 10 yıllıklarına bir daha bakalım. Çünkü Amerika 10 yıllıkları çok önemli. Dolar endeksi kadar önemlidir. Altın fiyatlarının hareketlenmesini sağlar, petrol fiyatlarındaki oynaklığı barındırır. Geliş özellikle de riskli varlık statüsünde olan fiyatlamaları ciddi anlamda etkiler. Çünkü risksiz varlık, daha doğrusu risksiz faiz oranı olarak geçer ve 10 yıllıkların yükselmesi risksiz faiz oranının da yükselmesi demektir ve bu da önümüzdeki döneme ilişkin hem orta hem de uzun vadedeki yeniden değerlenme oranlarında bir revizyona gidilmesini beraberinde getirir. Bu bakımdan dolayı 10 yıllıklardaki düşüş hareketinin sürmesi piyasaları destekleyecek bir unsurdur. Dün de söyledik, aynı şeyi bugün de söylemek istiyorum. Bir daha üzerine basmak istiyorum. 3.53 seviyesinin bakın üzerinde durmaya devam ediyoruz. 3.53 seviyesi bizim için önemli. Fakat 10 yıllıklardaki geri çekilmenin sürmesi noktasında, yani ABD 10 yıllık cephesinde düşüş hareketlerinin daha da kuvvetlenmesini istiyorsak ya da böyle bir beklentiye girmemiz için 3.42 seviyesinin aşağı doğru geçilmesi gerekiyor. Peki bu 3.42 nereden geliyor? Dün anlattık, bir de anlatmak istiyorum. 2.51 seviyesinden 4.33 seviyesine yaşanan bakın şu rally, şu sert ve çok keskin yükselişe Fibonacci seviyesi attığımız zaman Fibonacci %50 seviyesi 3.42 seviyesinden geçmekte bakın görüldüğü gibi. Ve gerçekten de burası yakın geçmişte net bir şekilde destek olarak çalışmış. Bakın görüyor musunuz? Dolayısıyla
3.53 aşağı doğru kırılmasıyla beraber 3.42'ye doğru hızlı bir gevşeme hareketi söz konusu olabilir. Ama geri çekilme hızlanıyor. 10 yıllıklardaki düşüş hareketinin daha da kuvvetlenme ihtimali var. Bu durum riskli varlık statüsündeki enstrümanları destekleyecektir yorumlarını yapabilmemiz için ya da daha kuvvetli tonda yapabilmemiz için. Mutlaka 3.42 desteğin aşağı doğru kırılması gerekiyor. Yani bu seviye aşağı geçilirse bu yorumları daha net bir şekilde yapabiliriz. Sadece hisse senetleri üzerinde değil, altın fiyatlarındaki yukarı doğru hareketlenme de çok kuvvetli olur. Zaten 3.42'nin aşağı doğru geçildiği bir atmosferde dolar endeksi de 102 aşağı doğru kıracak bir senaryo içerisinde bu gerçekleşir. Dolayısıyla emtia cephesinde yukarı doğru destekleme ihtimali var. Özellikle ons altın. Ama 3.42'ler aşağı doğru geçilirse net bir şekilde 3.20 hatta 3.09'lara kadar, yani şu bölgeye kadar bir yükseliş, düşüş hareketinin görülme ihtimali çok kuvvetli. Yani 3.53 ama 3.42 en kritik seviye 10 yıllıklar cephesinde. Şimdi buraları biraz hızlı geçtim. Çünkü zaten dolar endeksi ve Amerika 10 yıllık tahvil getirilerini dün de anlatmıştık. Ekstra bir gelişme yok. Peki gelin şimdi ons altına bakalım. Dolar endeksinde bir gevşeme var. 10 yıllıklarda gevşeme var. 2 yıllıklar oldukça sakin, yatay. 30 yıllıklar keza yatay ve sakin. Yani genel itibariyle Amerika cephesinde ons altın fiyatlarını aşağı doğru baskılayacak ne bir yorumlama ne de bir fiyatlama söz konusu. Zaten bu gelişmelerin oluşmasıyla, bu senaryonun çizilmesiyle beraber bakın oldukça net bir, yani 1615 dolar seviyelerinden bu yana net bir yükseliş hareketi yaşandı ve 1890 dolar seviyelerine kadar geldik. Yuvarlak hesap 1900 dolar diyebiliriz. Dolayısıyla mevcut, bakın çok net bir yükseliş hareketi var 1615'ten bu yana. Ve geldiğimiz seviye, yaklaştığımız seviye çok kritik. En azından belli bir seviyeye göre daha az kritik ama kritik. O belli seviyeyi de söyleyeceğim. O da şu. Şimdi 2070 dolar seviyesinden 1615 dolar seviyesinde bir düşüş yaşandı. Doğru mu? Bakın net bir geri çekilme hareketi var. Zaten şuradan şöyle bir alçalan trend attığımız zaman trend şu bölgede net bir şekilde bozulmuş oluyor. Yani düşen trendten kendini kurtarmış fiyatlamalar var. Ve net bir yükseliş hareketiyle beraber 2070-1615 düşüşünün Fibonacci 61.8'i 1890 dolar seviyesinden geçiyor. Yani 1900 dolar seviyesini takip edebiliriz ve bakın bu seviye oldukça yakınız. An itibariyle 1882 dolar seviyesinde işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Ve burası altın oran 61.8. Dolayısıyla önemli. Yani 1900 dolarlara doğru yaklaşılmasının ardından kar satışı görülebilir mi? Olabilir. Ciddi bir olasılık. Kesinliği yok ama bir olasılık. Böyle bir unsur söz konusu olursa 1860 ve aşağıda 1840 dolarlara kadar yeni bir gevşeme söz konusu olabilir. Bakın şurada bir senaryo. Buradaki senaryo benzer bir senaryo olabilir. Net bir şekilde 1720 dolarların kırılmasıyla beraber 1789-1790 dolarlara kadar hızlı bir yükseliş hareketi yaşanmış ve kar realizasyonundan sonra yükseliş devam etmiş. Bu bölgelerde de aynı bir senaryo olabilir. Yani 1900 dolar seviyesine yaklaşılmasının ardından mevcut geri çekilmeyle beraber, tamamen senaryo çiziyorum, olma ihtimali olan bir şeyden bahsediyorum. İlk etapta 1860 ve ardından da 1842 dolarlara kadar düşüş hareketinin oluşmasıyla beraber yükseliş hareketinin yeniden hız kazanabileceği bir senaryo söz konusu olabilir. Bu birinci senaryo. Ama ikinci senaryo da şudur. Diyelim ki 1900 dolarlara geldik ve net bir şekilde bu seviye yukarı doğru kırıldı. Yani 1900 dolar seviyesinin yukarı doğru kırıldığı bir ortamda çok daha kritik olarak belirlediğim bir seviye var. O da şu. Fibonacci 78.6 direnci. Orası 1973 dolar seviyesinden geçiyor ve yıl içerisinde önünde sonunda ben bu seviyenin görülebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadede 1900 dolarları test edilmesi ya da yaklaşılmasının ardından buralardan bir miktar kar satışları, kar realizasyonları gelebilir. Bu oldukça normal. Hatta yükselişin devamı noktasında sağlıklı olarak da görülmesi gerekir. Ama kar satışı gelsin ya da gelmesin, 1900 dolar seviyesinin yukarı doğru aşıldığı bir ortamda 1973 dolar seviyeleri oldukça kritik olacaktır. Neden oldukça kritik olacaktır diyorum? Şundan dolayı. Çünkü belli bir noktada sert bir düşüşün ardından yaşanan yükseliş hareketlerinde eğer Fibonacci 78.6 seviyeleri, şimdi 1973'ten bağımsız konuşuyorum, tamamen Fibonacci eğitimi gibi düşün. 78.6 seviyelerinin yukarı doğru kırıldığı bir ortamda ve haftalık bazda üzerinde kalıcılık sağlanabildiği bir ortamda yükselişler daha bir parabolikleşiyor. Yani daha sert, daha kuvvetli,
daha dik bir açıyla yükseliş hareketleri söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla ilk etapta 1900 dolara bakıyoruz ons altın fiyatlarında. Buralardan bir miktar kar satışı gelebilir ve bu kar satışlarını ben alım fırsatı olarak değerlendirilmesi taraftarı olarak değerlendiriyorum. Eğer ki tabii ki 1840 doların aşağı doğru geçildiği bir ortamda 1890'lara kadar da düşüş hareketi söz konusu olabilir. Bunlar tabii ki oluşması muhtemel senaryolar ama kar satışlarından sonra yeni bir alım dalgasının oluşmasıyla beraber 1890-1900 bandının yukarı doğru kırılması ons altın fiyatlarını 1973 seviyelerine doğru hızlı bir şekilde destekleyebilir. Ve eğer ki 78.6 seviyesinin kırıldığı bir atmosferde ki bu yıl için bu çok fazla konuşulan bir senaryo. Hatta piyasanın ve şahsen benim de bas senaryom bu şekilde ama kırılmadan da çok da yorum yapmak doğru değil ama yine de söyleyeyim. 1973 dolar seviyesinin kırıldığı bir atmosferde 2070 dolarlar zirvedir, rekor seviyedir ama 2070 dolarların da üzerine doğru çıkılmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 2300-2500 dolar seviyesinin dahi görülme ihtimali söz konusu olacaktır. Tabii ki bu söylediğim daha orta, daha uzun vadeli. Hatta uzun vade demeyelim ama daha orta vadeli bir analiz. Ama şimdilik kısa vadede 1900 dolar kırılırsa 1973-1900 dolarlardan gelecek bir kar realizasyonu 1860 ve 1840 dolarları yakından takip edelim derim. Şimdi biraz da petrol fiyatlarına bakalım. Son 3,5 dakikamız kalmış. Yönetmenim beni uyarıyor. Petrol fiyatlarını hızlı geçeceğim Brent petrol. Çünkü zaten dün konuştuk. 80 dolar seviyesinin üzerine tekrar çıktık. Ve mevcut yükseliş hareketlerinde 88 ve 91 dolar seviyeleri Brent petrolde bizim için oldukça önemli olacaktır. Çünkü bakın bir alçalan kanal formasyonu var ve alçalan kanal formasyonunun üst bandı 88 dolar seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla 88-91 yani şu bölgenin yukarı doğru aşılması gerekiyor yükseliş hareketi için. Ben daha çok 91 dolar seviyelerini yakından takip ediyorum. 91 dolarlar kırılırsa net bir şekilde 99-50-100 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketleri söz konusu olabilir. Zaten burası oldukça kritik bir direnç seviyesi olacaktır ama şimdilik aslına bakarsanız zayıf seyir devam ediyor ama zayıf seyirin trend olarak daha kuvvetli bir düşüşü beraberinde getirmesi noktasında da 75 dolarlar bizim için oldukça önemli olacaktır. Bakın zamanda burayı çarptık ve yukarı doğru bir toparlanma var. Dolayısıyla 75 dolar aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda satışların derinleşme ihtimali var. 65-64 dolar seviyesine kadar Brent petrolde düşüş hareketleri söz konusu olabilir. Çok hızlı Amerikan tipi ham petrole bakıp programımızı sonlandıralım. Yani son grafiğimiz olsun. Gelmiş olduğumuz noktada 70 dolar seviyelerinden bir sekme var. Şu anda 75 doların üzerinde miyiz? Evet ama 75 dolar seviyesinin üzerinde olmamız teknik olarak çok bir şey ifade etmiyor. Ne zaman ifade eder? 79 dolar seviyesi yukarı doğru kırılınca. Neden? Çünkü günlük grafikleri baz aldığın hem 55 hem de dikkat edin 123 dolar seviyesinden gelen düşen trendin direnci an itibariyle 79-34'lerden geçiyor. Yani 79 dolarlardan. 79 dolar seviyesinin yukarı doğru aşıldığı bir ortamda kısa vadede 83 dolarlara kadar yükseliş hareketleri söz konusu olabilir. Evet 79 doların kırılmasını beklemek gerekiyor yukarı doğru hareketlenmeli hızlanması noktasında ama daha kuvvetli en azından kısa vadede bir rally olarak nitelendirebileceğimiz bir yükseliş hareketini görmek için mutlaka 83 doların da aşılması gerekiyor. Böyle bir atmosferde 91 ve 95 dolar bölgesine yakından takip ediyor olacağız. Yalnız şu anda bakın net bir şekilde trend korunuyor. Turkuaz renkli trend korunuyor. Dolayısıyla 79 dolar seviyesi yukarı doğru aşılmadığı sürece aşağıda 70 dolarları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü 70 dolarların aşağı doğru geçildiği bir atmosferde 65 ve 60 dolar desteklerine kadar da düşüş hareketlerini sürme ihtimali var. Dolayısıyla aslına bakarsanız ABD tipi ham petrolünde şunu söylemek istiyorum. Yukarıda kritik olan seviye 83 dolar hızlı bir yükseliş hareketi için ve aşağıda kritik seviye 70 dolar. 83-70 bu bant yakından takip edilmeli. Zaten bakın 83'lere geldiğinde satış geliyor, 70'e geldiğinde alım geliyor. Dolayısıyla 83 dolar 70 dolar bu bant içerisinde kırılımın olduğu yöne doğru yukarı olur aşağı olur fark etmez ama kırılımın olduğu yöne doğru fiyatlamaların ve hareketlerin çok daha kuvvetli olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla verdiğimiz bantlara dikkat ederseniz bence faydalı olacaktır. MTA piyasası ile son grafiğimizi böyle noktaladık ve MTA piyasası programında sonuna geldik. Gün içerisinde yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Müzik
Bitexen Emtia Piyasası'nı sundu.